Herkese merhaba. Bugün sanat kritik söyleşileri kapsamında Rabide Erer'i konuk ediyorum. Biz kendisiyle daha önce sanat kritikte bir yazılı olarak söyleşi gerçekleştirmiştik. Orada daha çok Rabide Hanım'ın sanat kariyeri, resim çalışmaları ve gravürleri üzerinde durmuştuk. Bugün de yine hem sanat kariyeri hem de karikatürler üzerinden Rabide Hanım'la bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz Rabide Hanım. Ben teşekkür ederim. Ben öncelikle biraz Ramide Hanım'ı tanıtmak istiyorum. Kısaca bir biyografisinden bahsedeyim. Ramide Hanım, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim bölümünden mezun oldu. Karikatür çizmeye 16 yaşında Gırgır dergisinde başladı. Özellikle Kötü Kız adlı karakteriyle tanındı. 13 yıl Radikal Gazetesi'nde çizimler yaptı. Buradaki çalışmalarıyla Kötü Kız, Feminist Pazartesi'nde ise Türkçü karakterini yarattı. Kısa ömürlü Karşı Gazetesi'nin birinci sayfasında çizimleri yayınlandı. Uzun yıllar Paris'te yaşadı ve yakın geçmişte döndü. 2016 yılında İstanbul Versus Art Project'te ilk solo resim sergisi düzenlendi. 2017 yılında ise çizimlerindeki feminizm vurgusuyla Fransa'da Yaratıcı Cesaret Ödülünü aldı. Toplamda 10 binden fazla karikatürü ile öyküsü bulunmaktadır. Son olarak da Avusturya'da Artist in Residence ödülüne değer görüldü. Bu ödül 5 yılda bir verilen değerli bir ödül. Bunu da daha sonra konuşacağız yine. Ben ilk olarak Ramide Hanım, isterseniz biraz Fransa yıllarından bahsedelim. Çünkü bu kariyerin açısından pek çok açıdan önemli bir dönem. Bir de ilk olarak sizi Fransa'ya götüren nedenlerden ve Fransa'da geçen yıllardan bahsedebilir misiniz? Aslında Fransa'ya gidişim biraz çok ani oldu. Yani planlanmış bir şey değildi Fransa'ya gitmek. Çok ani bir kararla biraz uzaklaşmak istedim çocuklarımla beraber. Öyle gittim yani. Ve orada yeni bir hayat başlamış oldu. Planlanmış bir şey değildi yani. Birazcık o dönemin atmosferinden falan uzaklaşmak istemiştim. Çok kendimi çok rahat hissetmiyordum. Çok güvenli hissetmiyordum. Dolayısıyla öyle bir şey yapmıştık. Sanırım daha öncesinde Radikal'de çalışıyordunuz ve oradan bir ayrılık süreci de oldu sanırım. Bu tür etkenlerde bu Radikal'de evet, ben Paris'teyken işte 2 sene Radikal'e oradan çizmeye devam ettim. 2 senenin sonunda genel yayın yönetmenin haberi oldu Paris'te olduğumdan. Çünkü zaten gazeteye hiç gitmiyordum. Yani o zamanlar faks vardı. Faksla gönderiyordum işlerimi. Evet, 2 seneden sonra o atılma oldu. Genel yayın yönetmeni geldi. Yeni bir genel yayın yönetmeni geldiği için neredeyse bütün gazete çalışanları atıldı o sırada. O zamanın genel yayın yönetmeni de ayrıldı yani tabii ki. O biraz şeydi tabii. Paris'te işte 2 çocukla beraberdim. İşimi yaptığım için kendimi şanslı hissediyordum. Yani oradan çalışabildiğim için. Böyle birden işsiz kalınca biraz depresif bir zaman geçirdim açıkçası. Bir de atılma şeklimiz çok şeydi aslında. Çok kötüydü. Her gün işte kimlerin atıldığını internet sitelerinden öğreniyorduk falan. Ben bunu o zaman sevgili Volanski, Charlie Hebdo'da maalesef kaybettik o katliamda. Ona anlattığımda çok etkilenmişti. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Bütün gazete toptan nasıl işine son verilir insanların birdenbire falan diye. O güne kadar Fransa'da bir gazeteci işten atılmış. Onu anlatmıştı. Paris Match'tan atılmış o da. Onu da Sarkozy attırmış. Fakat adam inanılmaz tazminatlar almış mesela ve çok zengin olmuş o şey sıradan gazeteci falan onu anlatmıştı. Hatta bunu çizmişti. Paris Match'te köşe yapıyordu o sıralarda.
o köşesinde bahsetmişti. İşte arkadaşımın başına böyle bir şey geldi ve ben şaşkınlık içindeyim falan. Fakat burada kimse şaşırmıyordu mesela. Çok enteresan bu atılmaları falan. Ve öyle başladı zaten. O şaşırmayanlara da sıra geldi falan filan. Sonuçta herkes bir anda kendini işsiz ve gazetesiz buldu. Tabii her şey belirli aralıklarla burada tekrar ediyordu. Artık alışıyorum herhalde. Evet, öyle yani şey... Fakat benim için iyi oldu aslında şimdi düşündüğümde. Şimdiden bakınca aslında o yeni gelen yayın yönetmeni büyük bir iyilik yapmış kendi açımdan bana. Çünkü işte o depresif dönemde, çünkü o kadar çok her gün çalışmaya hazır alışmıştım ki pazar günü bile çiziyordum ben haftanın 7 günü. Ve her koşulda çiziyordum, çizmek zorundaydım. Her gün orada çıkması gerekiyordu karikatürümün. Çok yorucuydu yani, çok stresli bir işti. Bana çok şey kazandırdı çizer olarak. Çok hızlı düşünmeyi, çok hızlı üretebilmeyi. Bunlar onun avantajlarıydı aynı zamanda o stresin yanında. Ama çok zordu yani, çok yorgun hissediyordum bazen kendimi falan. O depresif dönemde işte her gün böyle kalkıp hani masaya gidiyorum fakat çizebileceğim bir şey yok yani. Evet. Gönderebileceğim bir yer yok falan. Böyle bir boşlukta kalmıştım. İşte o sıra o 6-7 ay sürdü. O 6-7 ayın sonunda Bayan Yanı dergisini yapmaya başladık. Ve o sırada ben işte Paris'te ne yapabilirim mi düşünürken, işte ne bileyim, Sorbon'a gittim, sanat tarihi yüksek mi yapsam, sanat tarihi üzerine yapabilirmişim bilmem. Ya dedim, ben resimim, niye gideyim sanat tarihi okuyayım, ben resim yapayım falan. Zaten her şey bana resmi hatırlatıyor orada. Sürekli müzelerdeyim, sürekli şey. Fakat bir türlü başlayamıyorum ama müzelerden çıkmıyorum işte falan. Böyle bir şey, tuhaflık. Ve birden işte bir gün gittim, şövalemi aldım, malzemelerimi aldım falan. Ve tekrar yıllar sonra, akademiyi bitirdikten sonra tekrar resme başlamış oldum. Çok mutluyum şimdi yani. Hem atılmaktan dolayı hem de bu sayede resme başladığım için. Belki tam da bu noktada işte resim konusundan bahsedebiliriz. Çünkü sizinle gerçekleştirdiğimiz yazılı söyleşi de ben Fransa'ya karikatürist olarak gittim ama oradan bir ressam olarak döndüm diyorsunuz. Peki burada o karikatürden resme geçiş nasıl oldu? Çünkü normalde de aslında resim bölümü mezunusunuz. Bu süreç nasıl oldu peki? Evet. Ya aslında ben hep resim yapan bir çocuktum yani. Hani ne zaman başladım falan hatırlamıyorum ama hep resim yapıyordum. İşte babamın özel bir tutkusuydu resim. Duvarlara sürekli tablolar asardı. İşte ucuza alınmış tablolardı onlar ama böyle bir şey gibi, galerist gibi 2-3 ayda bir değiştirirdi onları. Hani yeni bir şeyler gelir falan. Ben de büyülenirdim onlardan. Onlar bile genellikle şeydi, böyle manzara resimleri. Ama böyle biraz kötü, hani şahane resimler değil ama ormanlar, işte bir tane kuyu hiç unutmuyorum. İşte kırmızı eteklikli bir kız kuyudan bakıyor falan. O kız olurdum ben, o kuyuya bakardım, ormanların içinde dolaşırdım. Onların kopyalarını yapardım, böyle kendimden geçerdim yani, çok severdim. Babam da onları, o yaptığım kopyaları, fakat şeyi bile bilmiyordum, tuval muval. Yani o kadar küçüktüm ki, kağıt resim defterlerime işte şey almıştım, yağlı boyalar, küçük tüpler. Böyle arkasına geçerdi onun, tuhaf bir kokusu olurdu falan. O koku falan her şey büyülerdi yani resimle ilgili benim. Onları gelen, eve gelen misafirlere gösterirdi falan. Ben övgüler aldıkça böyle şey olurdum. Daha da heveslenirdim falan resim yapmaya. Yani hep resim yaptım ben. Ve hep ressam olma hayaliyle büyüdüm. İşte lisede en sevdiğim ders sanat tarihi dersiydi. Sanat tarihi dersimiz vardı. Orada işte ressamlarla tanıştım falan filan. Mesela akademinin önünden geçerdim. Bir otobüse atlardım lisedeyken.
Oradan akademi öğrencileri izlerdim. İşte pipolu öğrenciler, işte çok güzel giyimli, rengarenk kızlar falan. Böyle şey, yani hayal, hep hayaller içinde ama resim hayaliyle böyle bir çocukluk ve gençlik geçirmiştim. Sonuna girdim. Yani şey, çok tesadüf benim hayatımda karikatür. Yani çok tesadüfen. Yani her türlü kitabı okudum çocukken mesela. Oliver Twist vardı elimde sürekli. Bayılırdım. İçinde resimler vardı tabii. O güllerdi beni falan. Çok güzel illüstrasyonları vardı o kitapların. Ama Tom Kis'te okudum. İşte Jeff Fotoroman'da okudum. Elime ne geçerse okuyordum. Bayılıyordum okumaya aynı zamanda. Ama mesela Mizah Dergisi hiç okumamıştım. Yani liseye kadar. Hayatımda öyle bir şey yoktu. Ve hiç sevmezdim de mizah okumayı. Mesela Aziz Nesin böyle çok zorlayarak okumuştum. Hatırlıyorum, hani ayıp olmasın diye. Artık karikatür yapıyorum falan. Bir bilgim olsun falan diye. Böyle hüzün, işte romanlar, resimler, böyle şey, bir hayal dünyasında yaşıyordum aslında. O yüzden karikatür beni çok şey yaptı. İyi geldi. Yani karikatürle tanışmak bana çok iyi geldi. Ve peşinden sürükledi beni, öyle söyleyeyim. Peki tam da bu noktada şunu sorayım o zaman. Bu akademide geçen yıllar, hocalarının da ilişkilerinin, onun ardından Fransa'da geçen yıllar, işte ziyaret ettiğiniz müzeler, Fransa'daki kültürel ortam. Peki bunlar seni resim konusunda nasıl yüreklendirdi veya etkiledi? Akademide Adnan Çöker'di hocamız. Çok iyi bir hocaydı. Yani Adnan Çöker'i çok seviyordum. Bir kere çok kültürlüydü, entelektüeldi. Onu bize nasıl geçireceğini çok iyi biliyordu. Sinemayı çok severdim ama bize, yani ders aralarında hadi gidin diyen oydu mesela. İşte Einstein'ı kare kare anlatırdı mesela, resim eleştirisini bırakır. İşte biraz da şey, başka sanat dallarıyla da ilgilenmeniz gerekir deyip müzikten bahsederdi falan. Yani hep böyle çok güzel konuşmalar içinde bulurduk kendimizi birdenbire Adnan Çöker atölyeye girdiği zaman. O yüzden ben şanslıydım. İyi bir öğrenciydim. Çok iyi bir öğrenciydim akademide. Biraz bunun şımarıklığıyla da böyle şey yapıyordum aslında. Hani yani benim için kolay, böyle bir havalara girmiştim. Böyle asıyordum okulu falan filan bir şeyler. İşte karikatür başlamıştı. İşte koşarak gırgıra gidiyordum. Çünkü gırgıra gitmek benim için akademide, çünkü şey diyordum mesela, hatırlıyorum bir asistanımız, burada ibadet eder gibi resim yapacaksınız falan filan. Halbuki Gırgır'da sonsuz bir özgürlük vardı. Orada tam tersi, yani bütün tabular, her şey yerle bir. Sokağa çıkmış gibi oluyordum ben orada. Müthiş bir özgürlük yaşıyordum. Ve tabii ki o zamanın rock starları gibi olan en şey, baba çizelleriyle bir arada olmak inanılmaz bir şeydi. O yaşta. O zamanın en iyi çizerleriyle aynı ortamda bulunuyordum falan. O müthişti işte. Yani sonuçta bunlar ekoller, işte Adnan Çöker atölyesi, işte Gırgır ekolü falan. İşte bunlardan kurtulmak çok zor. Paris'te ben şeyi gördüm. Yani hem bir o ekol denilen şeyden sıyrılmanın ne kadar zor olduğunu. O yüzden hani iyi ki diye düşündüm sonra. Hani akademiyi bitirdikten sonra ara vermişim ben, resim yapmamışım. Unutmuşum resmi. Yani resmi unutmadım ama bana o öğretilen şeyleri unuttum. Aslında ben resmi tekrar işte Müze d'Orsay'de, işte Van Gogh'un önünde inanılmaz ressamlar saatlerce geçirerek, ama böyle komşuya gider gibi hemen birden aklıma gelir atlar giderdim falan. Sürekli onların önünde işte bunu şöyle yapmış, boyayı öyle çözdüm falan filan. Çünkü akademide bizim
görebileceğimiz hiçbir orijinal resim yoktu. Kötü basılmış resim kitapları vardı. Onlardan anlamaya hissetmeye çalışırdık onları. Tabii ki etrafımızda şeyler vardı. Hocaların yaptıkları falan filan vardı. Sergilere gidiyorduk ama o büyük ustaların işlerine ulaşmamız mümkün değildi. Ki Paris'te böyle bir şey değil tabii. Küçücük çocuklar hakikaten. Adnan Çöker anlatırdı. Orada bebekler dokunuyor şeylere, orijinal resimlere diye. Biz de böyle büyük bir hayranlıkla dinlerdik onun Fransa yıllarını. Yani orada gördüm. Şey çok önemli hakikaten. Yani ona dokunmak, hissetmek, o boya tadını. Yani benim için okul aslında o müzeler oldu tekrar ve o ustalar oldu. Sonuçta çok şey öğrendiğim o sınıftan, atölyeden biraz da farklılaştığımı hissettim onlara bakarken. O iyi geldi bana. Peki bir de son dönemde özellikle gravür çalışmalarında da var. Peki gravür bu karikatür ve resme nasıl eklendi? Gravür zaten yani akademide böyle bölümler vardı. Mesela ben fresk dersi almıştım. Duvar resmi öğreniyorsunuz. İşte gravür seçebiliyorsunuz. Taş baskı vardı. Başka işte halı atölyesi vardı. Yani halıya yaptığınız bir eskizi halıya geçirebiliyordunuz falan. Böyle ek atölyeler vardı. Fakat benim gönlümde hep vardı gravür. Çünkü gravür yapmayan bir usta, sanatçı, ressam olmamış bugüne kadar. İşte Picasso'nun, Goya'nın, Rembrandt'ın, Leonardo, herkes yani aklınıza gelebilecek herkes. Bugünün sanatçılarından, işte Elizabeth Payton yapmış, çok severim o ressamı. Hepsi gravür yapmış. Galeriden böyle bir istek gelince, gravür servisi açıyoruz, bir tane işte iş gönderebilir misiniz deyince, işte hiç yapmadığımı söyledim ama çok denemek istediğimi belirttim ve hemen bir atölye bulup koşarak çalıştım ve işler ürettim. Çok çok keyif aldım. Gravür bana çok şey yaptı, çok uydu. Çünkü şeyi seviyorum, zaten karikatür yani çizgiyle çok haşır neşirim boyanın dışında. Ve deseni de çok severim zaten, desen çizmeyi. Dolayısıyla kolaylıkla yapabildim yani bir şeyini. Onun da şeyleri var, aşamaları var yani çeşitleri var. Ama bir yöntemle yapmak bana çok iyi geldi, oturdu. Devam ettireceğim yani ara ara gravür de yapacağım. Harika bir yapabildin. Evet. Peki 2017 yılında Fransa'da Komik Festivali'nin Yaratıcı Cesaret Ödülü'ne değer görüldünüz. Aslında bu evet. Fransa'daki yılların sizin için ne kadar verimli ve başarılı geçtiğini bir başka göstergesi bana kalırsa. Peki bu ödül Fransa'da ne anlama geliyor ve siz bu ödülü alırken nasıl bir hissettiniz? Angulem'de verildi bu evet. Ödül. Benim aldığım ikincisiydi. Daha önce başka bir kadın çizer almıştı. Şimdi adını unuttum. Çok ayıp ama aklıma gelmiyor. Dolayısıyla Angulem'de verilmesi zaten çok önemli. Ve biraz oradaki kurulmuş o düzene de muhalif bir şey, hareket gibiydi. Onların yaptığı bu ödül verme işi. Çünkü orası aynı zamanda ciddi bir pazar yani. O pazara yönelik bir eleştiri gibi de falan. Ya benim için çok anlamlı. Yani aslında daha önceden ödülleri falan çok umursamazdım. Ama böyle yaş aldıkça işte yıllar sonra o gençliğin verdiği bir şeyle işte her şeyi reddetmek, küçümsemek falan filan. Ama aslında her verilen şeyi,
Çünkü birileri size bir şeye değer görüyor ve çok çok önemli bir şey bu. Bunu buna bir teşekkür etmek gerekiyor en basit haliyle. Dolayısıyla ben çok mutlu oldum. Bir de o Paris'te geçirdiğim o sıkıntılı zamanların da şeyi gibi oldu. Beni çok rahatlattı. Orada bana öyle bir şeyin verilmesi. Güzeldi, hoştu yani. Yani bir de bir şey oluyorsunuz aslında. Bir emsal, yani birilerine örnek oluyorsunuz. O anlamdan da böyle bir ödülü almak manalı geldi bana. Çünkü biz kadınların sanatçı olarak da, hayatta da ama sanatçı olarak da en çok modele ihtiyacımız var. Yani bizim örneklere, daha çok örneklere ihtiyacımız var. Mesela daha güçlü örneklere ihtiyacımız var. O gücü kendimizde bulabilmek için. Mesela ben Claire Bretecher'i yıllarca karikatüre başladığımda böyle bir şey yani istiyordum. Bir kadın, yani benim dilimden anlayan biri ya da ben bir dil nasıl bulacağım falan, böyle bir yalnızlık hissediyorsunuz. O kadar erkeğin içinde. Bir de çok erkek bir dünyaydı o. Karikatür dünyası Gırgır'a başladığımda. Kendim böyle çok yalnız bir köşede böyle sıkışmış falan hissediyordum bazen. İşte bir gün Galatasaray'a inmiştim. Orada Haşep Kitabevi vardı. Ve orada Fransızca kitaplar satılırdı. Claire Bretecher, Fransa'nın çok ünlü bir kadın çizeri. Muhteşem bir şey, sanatçı. İnanılmaz güzel resimler de yapıyor. Pompidou'da mesela resim sergisi oldu. Gidip baktım. İnanılmaz güzel. Karikatürleri öyle, çizgi hikayeleri öyle falan. Yani şey, yani çizgi dehası gibi. Ve ben bunları hiç bilmeden onun kitabıyla karşılaştım. Ve diğer o erkek çizerlerin arasında o kadar güçlü bir şekilde vardı ki orada. Hiç anlamamama rağmen ne dediğini, çünkü Fransızca bilmiyordum, o kadar hakim değildim. Öğreniyordum ama ortaokulda, lisede öğrenmiştim ama onu okuyacak kadar bir bilgim yoktu. Sadece çizgilerine bakmak bile o duyguyu bana geçirdi. Mesela o bana müthiş bir şey olmuştu. Hem model, dünyada böyle bir kadın var. Yani biz de yapabiliriz gibi bir duyguya sahip oluyorsunuz o zaman. Nereden nereye geldik, biraz şey oldu. Yok. Belki burada küçük bir videomuz vardı, onu izleyebiliriz. Tamam. Arkadaşlarım şimdi gösterecek. Evet. Bu da böyle sizin çizimlerinden harika bir çizgi film. Evet, bu da şey, Fransa'da Gobelin diye yazdı. Bir animasyon okulundaki öğrenciler yaptı. Bir sürü çizgi sunuldu onlara. Cartoonic for Peace diye bir fondasyon var. Benim işlerime değer veriyordu sergilerde falan.
Animasyon okuluyla yürüttükleri bir projede böyle bir sürü çizgiyi animasyon haline getirdi öğrenciler. Bu benimkini yapanla tanıştım. Çok genç, daha birinci sınıf öğrencisiydi. Ben hemen atladım diyor sizin işinizi görünce. Çünkü bu çok şey, komik gelmişti herkese. Diğerleri daha şey, daha romantik şeyler, işte kuşlar uçuyor, işte barış güvercinleri falan filan. Benimki biraz şeydi, farklı duruyordu onların yanında. O farklılığıyla da güzeldi. 2012'de yine Mödling Erik Sokol Vakfı tarafından verilen Air Artist'in Redundant ödülüne değer görüldüğünü. Bu ödül aslında çok önemli çünkü yalnızca 5 yılda bir veriliyor ve siz aday olamıyorsunuz. Bir uluslararası jüri tarafından aday gösterilmeniz gerekiyor. Bu ödülü daha önce alan isimlere baktığımızda işte Rolling Stone, Los Angeles Times gibi önemli yerlerde çalışan Frank Hopman var mesela. Veya Thomas Fluhery var. Yani bu tür en son Tunus'taki Yasemin devriminde çizimleriyle öne çıkan Nadia Hari var. Peki bu isimlerle birlikte anılmak ve bu ödüle değer görülmek özellikle uluslararası platformda sizin için nasıl bir duygu? Ya da aslında bana mail geldi. İşte aday gösterildiniz, Sokol Prize falan filan. Ben birisi dalga geçiyor zannettim. Hatta Viyana'da bir arkadaşımız var. Sonra da peki dedim ben, yani şey gösterin. Soruyorlar, size aday gösterebilir miyiz? Çünkü jürimiz işte çok seviyor işlerinizi falan filan. Fakat sonra böyle bir şüphe, ya birisi dalga mı geçiyor, kafamı yapıyor falan filan diye. Birkaç ay geçti, işte şey, işte rezidans ödülü kazandınız, bilmem ne, bir şeyler anlatıyorlar. İşte ödül töreni için işte şu gün hazır olmanız gerekiyor falan. Sonra ben bir yanındaki arkadaşımı hakikaten aradım. Ve ya lütfen araştır dedim. Çünkü bir yerde de çok fazla çıkmıyor Sokol Prize yazınca. Yani böyle detaylı bir şey göremiyorsunuz. Yani bir müze var ama nedir, hı-hı, falan. Müze de şahane yani. Dünyanın en iyi şey karikatür müzelerinden bir tanesi. Avrupa'nın ya da. Sonra arkadaşım araştırdı. Ya gerçekten şey var dedi. Gerçekten böyle bir ödül var. Sonra işte gittik aldık. Yani çok şey, çok şeydi, beklenmedik gitti benim için. Çok şaşırmıştım. Yani nereden duydular falan. Tabii ki Angülem'in etkisi olabilir. Çünkü Angülem çok etkili bir festival. Yani orada bir şey alınınca, işte o ödül töreninden sonra ertesi gün... İşte Güney Afrika'da bir gazetede de haber olarak çıkıyor falan ve dünyanın her yerinde. Sokol Prize başka bir tecrübeydi o. Çünkü orada 2 ay kaldım ben, Krems kasabasında. Müze de orada. Rezidans'ta ağırlandım. Müthişti yani, çok çok keyifliydi. Orada işte çizgi roman yaptım. Sonra o... bir festival vardı o sırada, Karikatür Müzesi'nin bize organize ettiği Next Comics diye bir festival. Çok ama çok güzel bir festivaldi. Ben çok şaşırdım. Hatta Angülem'den bile şeydi, güzeldi yani. Çünkü daha samimiydi, daha artistikti. Yani satışa yönelik değildi çünkü. Daha küçüktü ama. Orada işte sergi oldu falan, ona katıldım. Çok gurur vericiydi yani, çok hani yıllar sonra yaptığınız işten dolayı bu şekilde ödüllendirilmek tabii ki şey, çok mutluluk veren bir şey. Çok mutlu evet. Oldum orada 2 ay. Kesinlikle eminim Türkiye'deki birçok karikatürist için, özellikle kadın karikatürist, ressam ve çizerler için önemli bir figür ve ilham kaynağı. Ben bundan eminim. Sağ olun. İnşallah öyledir. Eminim. Belki şimdi biraz da Fransa yılların daha öncesine gidip kariyerinin başında neler olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü henüz 16 yaşındayken gırgırda çizmeye başlıyorsunuz. Bir yandan da akademi var.
Ya peki karikatür çizmeye nasıl karar verdiniz ve bu süreç nasıl gelişti? Ve kariyerinin henüz başındayken, çünkü 16 yaşındaki bir insanı belki birilerinin ciddiye alması da zor olabilir. Kendini nasıl kanıtladın bu süreçte? Şimdi bu mizah dergilerinin yapısıyla alakalı aslında. Tam tersine mizah dergilerinde 16, 10 hatta 14 bile çok ciddiye alınan yaşlar. Çünkü mizah dergileri aynı zamanda kendi çizerini de yetiştiriyordu. Yani öyle bir gelenek vardı. Şimdi pek onlar kayboldu. Ama biz öyle yetiştik. Yani Oğuz Aral'ın her pazartesi odasının yani kapısında böyle kuyruklar olurdu. Ve çok genç insanlardı. Yani büyükler de vardı ama genellikle çok genç çocuklardı. Dolayısıyla tam yani başlama yaşıydı aslında benim için. Biz orada öğrenci olduk yani ben aslında hep öğrenci gibi hissettim şeyde karikatür çizerken kendimi mizah dergilerinde yani birbirimizin öğrencisiydik yani hep böyle bir alışveriş vardı falan biraz onunla ilgili yani Oğuz Aral çok ciddiye aldı bizi. O bizi ciddiye aldığı için de biz de yaptığımız işi aslında ciddiye aldık. Çok çalıştık. Bir arkadaşımızın sözü var mesela. Oğuz Aral'dan biz hani en aslında bizi o kadar ilgilendi ki hepimiz de. Bir Alman gibi çalıştım. Yani bir Alman gibi çalışmayı öğretti bize. Bu çok ne kadar önemli bir şey. Ben şimdi anlıyorum yani. Yani ben 50 tane falan espri bulurdum mesela. Bir hafta çalışırdım falan filan. Hepsi çöpe giderdi. Böyle ağlardınız falan yani. O kadar şey zordu oraya girmek, bir işinizin yayınlanması falan. Ama şeyi görüyorsunuz yani onu da öğreniyorsunuz. Tutkuluysanız bir şeyi çok istiyorsanız ve seviyorsanız ve de çalışıyorsanız en önemlisi. Yani bir şeyin çalışarak olabileceğini gördüm ben aslında karikatür yaparak. Çünkü resim yapmak benim için doğal bir şey gibiydi yani en başından itibaren. Ama karikatür hakikaten çok benim dışımda. Böyle farklı bir dünyaya ait gibiydi. Hatta Oğuz abi bana şey demişti bir gün, kızım sen yüzünü çok seviyorsun. Senden karikatürist, mizahçı falan olmaz demişti. Böyle çok feci oldum tabii ben. ama onun böyle şeyleri vardı. Sınamaları yani hep böyle birilerini küstürürdü. Ya küsüp giderdiniz, bırakırdınız. Ya da gelip tekrar çalışırdınız. Ben gidip tekrar çalışmaya başladım falan ve benim o dönemimdeki arkadaşlarımın hepsinin de böyle şeyler başına geldi. Yani bir şekilde böyle küser gibi olup tekrar geldiler falan filan. Oğuz Aral hepimize yaşattı bu duyguyu. Yani böyle hatırlıyorum. Yani yaşımızdan dolayı biz hiçbir şey hani İşimizde kendimizi çok küçük ve genç hissetmedik. Tam tersine o işi en iyi yapabileceğimiz yaş gibi sunuldu bize o. Yani öyle bir duygu içinde. Çok böyle kendimizi yetişkin falan. Yani ben öyle hissediyorum. Çok hani söz söyleme ve onun üzerine espri yapabilme şeyine sahibim. Hakkına sahibim. Öyle çok hiç yadırgamıyordum yani. Peki Gırgır ekolünün de sizin için çok önemli olduğunu zaten birçok yerde belirtiyorsunuz. Şimdi yine Oğuz Bey'den de konuştuk. Peki bu süreçte Gırgır ekolü size neler öğretti? Orada nasıl bir ortam vardı? Yani şimdi özel olarak benim için hani bir şey yapıyorsunuz. Düşünsenize bir eleştiriye ihtiyacınız var, bir ustaya ihtiyacınız var.
her konuda, yani işte yazar olmak istiyorsanız kitaplar okuyorsunuz değil mi? Sevdiğiniz ustaları takip ediyorsunuz falan. Ben de onlarla çok fazla zaman geçirdim. Yani mesela Behiç Bekler, Sarkis Paçacı vardı. Bunlar çok değerli çizerler ve benim çok sevdiğim çizerlerdi. Engin Ergünültaş vardı. Sonra şimdi romancı, o iletişimden en son bir kitabı çıkmıştı. Şimdi hala devam ediyor zannediyorum yazmaya. Müthiş bir çizerdir. Bir ara onlar mikrop grubuydu. Mikrop çıkartmışlardı. Ben daha yoktum o sıralar yani. Onlar yeni dönmüştü gırgıra ben gittiğimde falan. Onlarla olmak, onlarla birlikte o ambiyansı solumak falan çok şey öğretti. Yani şeyi de yani işte sinemaya onların peşine takılıp sinemaya giderdik. İşte en önden izlerdik. Hep filmlerden bahsedilir. Müzik, arabeski. İşte akademide reddedilen arabesk orada başka türlü konuşulurdu falan. Hayattan, her anıma, her an yapılan yorumlar falan. Yani gerçek bir okul, hayat okuluydu yani. Hani orada olmayı hepimiz çok seviyorduk, birlikte olmayı. Çünkü kolektif bir işti. Yani kapanıp yaptığımız bir iş birden kolektif bir işe dönüşüyordu. Yani hep birlikte onu ortaya çıkarmanın tadını da çıkartıyorduk falan. Keyfini de yaşıyorduk. Bir kere çok neşeli bir ortamdı. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani neşe bence çok önemli. Karikatürde de olması gereken bir şey. Yani yapabiliyorsak. Benim için çok değerli bir şey. Karikatürün komikliği, neşesi. Çünkü şu sıra neşesi de gitti gibi geliyor bana her şeyin falan. Öyle tuhaf bir neşemiz vardı. Çok eğlendik. Geçen gün sizinle konuştuğumuzda bahsetmiştim. Murakami'yi okuyorum diye. Evet. Yazarlığıyla ilgili. Yazarlığını nasıl yazar olduğunu anlatıyor falan. Ve hep şeyden bahsediyor aslında, hep aynı duygu. Çok eğlendim diyor ben, çok eğleniyorum diyor. Yani siz de eğlenmek istiyorsanız yazın gibi bir şey diyor. Tam böyle bir şey demiyor da ne kadar çok eğlendiğini yaptığı işle falan. Biz de hakikaten çok çok eğlendik. Çok keyif, yani çok keyif alarak yaptık. Eğlenmek o anlamda. O yüzden benim için çok belki de en önemli şey bu işte. Yaptığım işten çok fazla keyif almak ve mutluluk vermesi. Onu da öğrendim yani şeyden, gırgırdan. Tek başıma olsaydım belki onu kazanamayacaktım. Yani o şeyi, o atmosferi yaşamak benim için çok önemliydi. O yüzden hep sabahlardım gırgırdan. Kaçırmamak için o eğlenceyi ve neşeyi. O gırgırı kaçırmamak için? Evet, kaçırmamak için sabahlara kadar kalırdım onların. Peki sizin yine giriştiğiniz çok özel bir iş var, Bayan Yana Dergisi. Bayan Yana, evet. Genel olarak Türkiye'deki kadınların karşılaştığı durumları ve kadın gündemine feminist bir bilinçle ele alıyor. Ve bu açıdan hala eşi benzeri yok aslında. Peki bize biraz da bu Bayan Yana'nın kuruluş sürecinden ve bugünlere geliş hikayesinden bahsedebilir misiniz? Aslında bu da Fransa'da ortaya çıktı bu fikir. Gene benim o işte işsiz olduğum dönemde işte eşim Leman'ın genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün. Evet. Onunla işte böyle bir çocukların tatilinde falan bir yerlerdeydik. Konuşurken ortaya çıktı. Ya böyle bir şey yapsanız işte sadece kadın çizerlerin oldu. Çünkü bizim en büyük problemimiz oydu. Yani tabii ki ben şeyi yaşadım işte bir gazetede çizdim bilmem ne falan filan özgürleştim istediklerimi yapabildim falan ama herkesin böyle bir şansı yoktu. Yani bir dergide bile yer almak çok zordu bazen. Hakikaten hala bir erkek egemenliği var her yerde olduğu gibi mizah dergilerinde de. Vardı.
bir şekilde kızlar da böyle küsüyorlardı. Yani o şeye dayanmak zor tabii ki. Ve o duygu da hep böyle garnitür gibi. Hani asıl yemek, ana menü şey onlar. Ama işte kız bir tane de kız olsun falan filan gibi. Sanki öyle bir şey de vardı hep. Böyle bir kendimize aslında alan yaratma fikri beni çok heyecanlandırdı. Yani kadın çizerlerin olduğu. Yani hep erkekler yapıyor. Niye kadınların, sadece kadınların yaptığı bir dergi olmasın diye düşündük. Ve bir 8 Mart'ta ilk defa çıktık 10 sene önce. Ve sevildi, çok sevildi. Çizerler de yani herkes de çok severek katıldı tabii ki bu fikre. Böyle ortaklaşa çok güzel bir dergi oldu. Yani biz çok seviyoruz. Bugüne kadar getirdik. İnşallah bundan sonra da devam eder. Hakikaten dünyada da yok. Ama bizden özenip Fransa'da şimdi Sine Mensuel diye bir mizah dergisi var. Charlie Hebdo'dan ayrılan Sine'nin çıkarttığı. Onlar da bir kadın dergisi yapmaya başladılar mesela bizden sonra. Sadece yani kadın çizerler falan filan, kadın yazarlardan oluşan. Sonra orada bir karikatür eleştirmeni, bizim de dostumuz olan, onu yazdı. Onlar da şey diye çıktı, dünyanın ilk kadın mizah dergisiyiz diye. O hemen yazdı, hayır Türkiye'de bu daha önce yapıldı falan diye. Kesinlikle. Böyle hoşluklar. Peki, yani özellikle feminizm ve kadın hareketleri sizin için büyük bir önem taşıyor. Türkiye'de... Tabii yani şeyi de söyleyeyim, bizim de şimdi nasıl biz mizah dergilerinde kendi çizerini yetiştiriyordu Oğuz Aral, bizim kendi şeyimiz yetişiyor, yani kendi çizerlerimiz yetişiyor. Peki bu noktada biraz onlardan da bahsedebilir misiniz? Vallahi hepsi alsınlar, yani ilgi duyan, mizaha ilgi duyan, kadın mizahına ayrıca ilgi duyan, kadın sorunlarıyla ilgilenen, kadın, erkek fark etmez, herkesin alabileceği bir dergi yani. Çok güzel yazılar da var, gene ama kadın yazarlardan gelen falan. Alıp baksınlar, çok çok iyi çizerler ve yazarlar var, öyle söyleyeyim. Peki, feminizm ve kadın hareketleri sizin için de çok büyük bir önem taşıyor. Kariyerinizin başından itibaren de bu konuya özellikle değiniyorsunuz. Türkiye'nin de biliyorsunuz son günlerde işte İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle beraber bu konular maalesef yeniden evet. Tatlı bir şekilde de gündeme gelmeye başladı. Siz de peki özellikle kariyerinizin başından bugüne kadar feminizme ve kadın hareketlerine yakın bir isim olarak bu konuları nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu konular sizin çizimlerinde nasıl yansıyor? Ya en başından beri ben doğal olarak tabii ya insan aslında insanı anlatıyorum. Dolayısıyla işte ilişkiler, bir takım tipler üzerinden falan insanı anlatıyordum. Ama bir şekilde hep o kadın üzerinden oldu. Yani arada erkek tipler de yaratıyorum, yarattım falan. Ama tabii akılda kalan hep benim çizdiğim o kadınlar oldu nedense. Demek ki daha güçlü bir duygu ile çiziyorum ki kalıcı oluyor yani onlar üzerinde. Tabii ki en başta başladığımda çok bir şey bilincim vardı. Evet yani feministim falan demiyordum ama öyle bir bilincim vardı. Etrafımdan gördüklerimden falan. Zaten ben bir şekilde aslında ne anlatacağımı biliyordum başladığımda. Yani o kadar benim için zor olmadı. Ama işte Virginia Woolf'la tanışmam, işte Simone de Beauvoir okumam falan, başka yazarlar sonra, işte kadınlar üzerine düşünen başka kadınlar olduğunu keşfetmemle birlikte
aslında işte hep o söylediğim şey, yani anlatacağım da nasıl anlatacağım şeyi, hikayesi en başında. O örneksizlik beni aslında, çizgideki örneksizlik, modelsizlik beni şeye yöneltti aslında, yazıya ve edebiyat okumaya daha çok. Aslında ben en çok edebiyattan beslendim. Tabii ki çizgi olarak okudum falan ama kadın yazarları okumak benim için çok ufuk açıcıydı. Çok ilham verici oldu hep. Sonuçta benzer şeyler anlattık. Yani onlar yazıyla anlatıyordu. Yani formlar değişiyordu. Ben onu çizgiyle anlatıyordum falan. Ama temelde bakışlarımız aynıydı. Bunu fark etmek beni çok rahatlatmıştı ve o çok yalnız hissederken birden kendimi daha güçlü hissettirmişti bana kitaplar ve yalnız olmadığımı hissettirmişti. Böyle oldu yani o yolun çizilmesi. İşte bugüne kadar geldi. Peki söz konusu karikatür olunca en önemli meselelerden birisi de aslında esprili bulma ve çizim süreci. Sizin de bugüne kadar yayınlanmış 10 binden fazla karikatür ve çiziminiz var. Peki siz bir konuda espri bulurken başınızdan neler geçiyor ve bu süreç nasıl yaşanıyor? Yani espri çok stres, yani her zaman değil tabii. Bazen çok kolay espri bulabiliyorsunuz. Yani birden geliyor, aa tamam bu, ben bunu çizerim diyorsunuz falan. Bazen saatlerce düşünmeniz gerekiyor. Çok düşünmeniz gerekiyor. Şimdi o kadar şey değil. Yani o 13 sene her gün çizmenin şeyi, en başında bahsetmiştim ya. Evet, o evet. Sizi çok hızlandırıyor. Öyle bir pratiğe sahip oldum. Yani çok hızlı düşünebilme, espri üretebilme yeteneğine sahip oldum. Çünkü ilk karikatüre başladığımda benim en çok özendiğim şey oydu. Beyiç Bekler, işte Atilla Atalaylar, dünyanın en komik insanları bunlar. Ve her an yani nasıl espriler yapıyorlar, bir havada uçuşuyor falan. Böyle ben Allah'ım nasıl, ben böyle nasıl olamam falan, böyle şey oluyordum. Komplekslere giriyordum. Bu nasıl bir şey, yani nasıl bulabiliyorlar bunları falan diye. Tabii onlar çok ustaydı o zaman. Ama şey... Hala bir Beyiç Pek gibi ben şey yapamam, espri yapamam. O biriciktir yani Beyiç Pek. Dünyanın en yetenekli mizahçısı. Yani espri bulma konusunda, karakter yaratma konusunda falan. Çok severim Beyiç Pek'i. Ve bir sürü çizer var tabii de. O benim gençliğimle alakalı olduğu için ondan bahsediyorum. Ama o işte yılların verdiği bir şey, yani çok çalışmanın, çok üretmenin sonucunda. Şimdi ne diyordum? Birden konu böyle şey oldu. Nereden gelmiştik diye. Espri bulma sürecinden bahsediyorduk. Ha, şimdi yani şey, yani biliyorum mutlaka o espri mutlaka bulunacak, bulacağım onu. Sadece benim... oturmama bağlı, masaya, canım istiyor mu falan. Yani problem bu burada artık. Espri bulma aşamasında değil. Mutlaka bulunacak o espri. Onu biliyorum. Mutlaka oluyor. Sadece işte zaman ayırmak falan. Şu andaki şeylerim onlar benim. Problemlerim. Yani o konu hakkında ne kadar yapmak istiyorum? Mesela yıllarca şöyle bir şey vardı, bir küçümseme. Ya siz niye politik espri yapmıyorsunuz mesela? Politik espriden kastedilen, yani niye politik figürleri çizmiyorsunuz falan. Halbuki yaptığımız bizim çok politikti. Kadınlardan bahsetmek, kadın problemlerinden bahsetmek, kadınların özel durumlarından, hiç konuşulamayan durumlarından bahsetmek. Bunlar zaten çok politikti. Kadınların arzularından bahsetmek. Yani bunları gören okuyucu bazıları deliriyordu yani. Bir kadının yapmaması gereken şeylerdi bunlar falan.
Aslında çok politikti yaptığımız ama bunu görecek şey bilince sahip değildiler. Yani işte Oğuz Aral'ı ayrı tutuyorum tabii ki. O çok farkındaydı. Benim tanıdığım ilk pozitif ayrımcıydı hatta. Bir kız geldiğinde kaçırmazdı. Hemen kızıma otur, yer bul kendine, çalış falan. Böyle bir erkek bakışı vardı. Bu beni o kadar etkilemiş ki yıllarca böyle sürekli işte o küçümseme, yaptığımız işi, konumuzu yani küçümseme falan. Bu korkunç bir şey. Böyle politik karikatür de çizdim bir ara. Yani o kadar kolay ki aslında politik karikatür çizmek. Yani benim için çok kolaydı. Asıl zor olan insan hikayesi. Yani insanı anlatmak daha zor olan falan. Neyse onu da yapmış oldum ve şey oh be tamam yani onu da yaptık işte falan. Ama inanılmaz sıkıcı yani. Hiç sevmedim politik yani şey lider karikatürleri çizmeyi falan. Hiç sevemedim. Ben insan anlatmayı seviyorum. İnsan hikayelerini seviyorum. Karikatürde de hayatın her alanında da yani sinemada da işte kitaplarda da falan. Peki geride aslında 40 yıldan uzun bir kariyer süreci var. Yani bu süreçte Fransa'da bulundunuz, Türkiye'de bulundunuz, birçok farklı derginin çıkış hikayesinde yer aldınız, farklı yerlere çizimler yaptınız, günlük çizimler yaptınız, haftalık çizimler yaptınız. Peki bu süreçte 40 yıl önceki Rami Değerer ile bugünkü Rami Değerer arasında ne tür farklar var? Ay, çok enerjiktim o zamanlar. Şimdi yorgunum. 40 sene sonra nasıl insan hissedebilir? Daha yorgun. farklılıktan değil de aslında ben benzerlikten bahsedebilirim. Tabii ki. Aynı heyecanı yaşıyorum şimdi. Yani resim yaparken o zaman da çok mutluluk veriyordu bana. Çok haz alıyordum yaptığım işten. Şimdi de yani o hiç azalmadı. Bu benim için çok güzel bir şey. Özellikle resimde. Karikatürde biraz yoruldum açıkçası. Çünkü o ritm çok yordu beni. Ama şimdi daha yorulmadan çiziyorum. Canım istediği zaman çiziyorum falan. O yüzden daha keyifli. Yani kendimi böyle çok usta falan tabii ki ustalaşmış işte dediğim gibi hani artık espri bulamamak gibi bir korkum yok. Mutlaka o espri çıkacak biliyorum. Yapabilirim onu. Öyle problemler yok. Ama şey o kadar değerli ki hiç yani insan gençler daha doğrusu böyle bir şeye kapılmasınlar. Hani ben gencim başındayım işte bu hani bir ustalık işi gibi değildir diye bir şey yok. Bence sanatçılar için böyle bir şey yok. Yani 20 yaşında yaptığınız bir iş hayatınızın belki de bütün o sanat hayatınızın kariyerinizin içinde yapabileceğiniz bütün işlerin toplamı olabilir. En başında yaptığınız bir şey çok önemli. Çünkü mesela benim böyle yerlerde atılan falan hiç yüzüne bakmadığım bir karikatürüm. İlk defa Fransa'dan bir sergi karikatür istediklerinde böyle ben işte kendime göre işte yakınımdakilere sorarak seçtiğim karikatürler vardı. Onları gönderecektim. İşte onları iyi ve güzel ve değerli buluyordum. Onu da böyle yerde falan gördüm. Ya bu neymiş falan filan ama böyle daha 20'li yaşlarda yani 19-20 yaşında çizdiğim bir karikatür. İşte o şeydeki animasyon yapılan karikatür. Ya şunu da koyayım çok farklı duruyor diğerlerine göre. Balonsuz falan filan dedim. Koydum. O neredeyse yani her yerde yayınlanmayan, çıkmayan şey kalmadı, mecra kalmadı. Dolayısıyla
yaptıkları işi sevmenin dışında önemsesinler, yani değer versinler. Hakikaten Orhan Pamuk'un bir kitabında okumuştum. Şey diyordu, aslında bütün sanatçılar aslında bir iş için bütün hayatları boyunca çalışırlar. Benim adım Kırmızı. Evet, olabilir. İşte ne bileyim, Munch çığlık için aslında bütün hayatı boyunca çalıştı. Yani bir eser için çalışırlar. İşte Leonardo, işte Mona Lisa için. Aslında o çok hoşuma gitti. Yani çok doğru olmayabilir bazıları için ama çok hoş bir şey geldi tanım olarak. Güzel geldi bana. O yüzden şey, yani onun ne zaman çıkacağı o kadar belli değil yani, demek istiyorum. Kesinlikle. Peki bu noktada belki birazcık edebiyattan bahsedebiliriz. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bu Vivet Canet'in çevirdiği ve Colette'in Evet, bu kitabın kapağını siz yaptınız. Evet. Peki bu noktada belki biraz da Colette üzerinden, işte Virginia Woolf'tan bahsedebiliriz. Size yön veren, sizin için önemli olan edebiyatçılar ve yazarlar kimlerdir? Sizde nasıl etkiler bıraktılar? Valla yani ilk kitabımdan bahsedeyim. Benim en çok etkileyen Oliver Twist'im. Oliver Twist yani çok çok etkili kitaplar benim hatırımda. Oliver Twist çocukluğumun kitabıydı. Sonra Balzac okumuştum biraz daha büyüyünce, ortaokulda falan. Goryeo Baba çok etkileyici benim için. O sırada filmler vardı mesela. BBC filmleri vardı benim çocukluğumda. TRT'de. Ve çok güzeldi TRT. İnanılmaz güzel diziler ve edebiyat uyarlamalarıydı bunlar. Hepsi. Mesela Jacques vardı, Alphonse Dudon. Alphonse Dudon muydu soyadı bilmiyorum. Dode. Alphonse Dode. Ondan çok etkilenmiştim bir şey olarak, seri olarak. Ama o film beni, o filmler de aslında edebiyatta bir ilişki kurdurtturuyordu. İşte onların yazarları akıyordu oradan falan. Bir edebi eseri izlemiştim. İşte Rüzgarlı Bayır, Emily Bronte'ler, onların şeylerinden, kitaplarından BBC filmleri izlerdim falan. Onun dışında tabii ki işte Dostoyevski benim için biricik, çok önemli bir yazar. Raskolnikov benim için inanılmaz bir kahraman. Yani çok çok etkilendim o kitabı okuyunca. Suç ve Ceza'yı okuyunca. İsmine bayıldım. R ile başlıyor zaten. R'li isimleri çok seviyorum. falan. Tuhaf bir güçlülüğü vardır onların gibi gelir bana. Ramiz öyle değildir de. Böyle Raskolnikov falan, Rus isimleri falan. Böyle şey... Çok sarsıcı kitaplar bunlar. Yani ondan sonra Camus, yabancı, onun karakteri. Belki de bu kitapla, yani o karakterler beni çok etkiliyordu. Anlatımının dışında. Şimdi tabii ki tekrar tekrar okumak istiyorum. Yani yabancıyı kaç kere okudum bilmiyorum. Hatta Fransızcasını bile okuduk şeyde. Fransız kültüründe Fransızca öğreniyordum ben. Fransızcasını bile bir sene boyunca okuduk yabancının. Başka bir ara şeyi okudum. Ondan etkilendim. Neydi? Tabii ki Virginia Woolf ve diğerleri. İşte Bulantı, Bulantı'nın kahramanı. Bilmiyorum yani. Bütün kitapları okuyorum. Flaubert, Madame Bovary çok etkileyiciydi benim için.
Bunlar benim unutamadığım kitaplar. Yani çok 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 beni çok sarsan kitaplar. Bunlar ama Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sından da çok etkilenmiştim. Çok genç okumuştum onu. Böyle yani bir sürü. Ama kadın yazarlardan... Peki takip ettiğiniz... Evet, buyurun. Efendim, sesinizi duyamadım. Peki Türk yazarlardan takip ettiğiniz isimler var mı Ramide Hanım? Şu anda mı? Yani şu anda evet, yaşayan genel yazarlardan. Tabii çok şey, evet. Çok merakla takip ediyorum, evet. Mesela Şebnem Şibüzer'i çok seviyorum. Aynı zamanda arkadaşım benim. Çok seviyorum dilini. Ebru Oje'nin en son çıkan kitabı çok güzeldi. Lojman. Neydi adı? Lojman. Şimdi aşısını okuyorum. Aslı Tohumcu okudum. Şu anda yaşam, yani herkesi takip etmeye çalışıyorum. Öykü kitapları çıkan, şimdi adını unuttum ama öykücüler. Hı-hı. En son gene çok güzel öyküleri olan genç bir kadının hikayelerini okudum. İletişimden çıkan, adını unuttum şimdi. Nohuto'da falan böyle çok... Melisa Kesmez. Mesela onun böyle şey alttan alttan ince ince falan o da çok keyifli okudum onu da. Başka aklıma gelmiyor ama çok yakından takip ediyorum. Yani kadın yazarları. Peki bu noktada belki biraz birkaç karikatürünü gösterebiliriz. Özellikle Virginia Woolf ve Helen arasında. Belki siz de bu süreçte bir de bu karikatürlerin nasıl ortaya çıktığından ve hikayesinden bahsedebilirsiniz. Sorgulayan çünkü Helen. Çok özel. Evet, evet. Ekranda görebilir konuklarımız. Belki siz de bu sırada hikayelerden biraz anlatabilirsiniz. Bunlar aslında ben işte Virginia Woolf okurken bütün kitaplarını aldım. Bir ara yani şey onunla yaşıyordum. Ve hep şey kadınlar kadın erkek eşitsizliği üzerine müthiş tespitleri var. İşte o Victoria dönemi yaşadığı çağ, o yaşadığı kadınların yaşadığı baskılar, bunaltılar falan filan. O kadar güzel anlatıyor ki onları ifade ediyor ki. Fakat onu okurken hep benim kafamda o kadın erkek eşitsizliği üzerine özellikle ya da para üzerine. Çünkü paradan çok bahsediyor Virginia Woolf. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü özgürlüğün temel şeyi para yani. Bütün hikaye para. Onun üzerine dönüyor her şey. Ve para da erkeklerin elinde maalesef. Kadınlar özellikle de yoksul bırakılıyor falan. Virginia Woolf bundan da bahsediyor. Paradan çok bahsediyor. O da çok hoşuma gidiyordu. Fakat o eşitsizlik hep o sınıf eşitsizliğini çağrıştırıyordu bana. Sınıf eşitsizliğinden pek bahsetmiyor Virginia Woolf. Öyle bir ilham verdi bana onun şeyleri. Yani kafamda otomatik olarak böyle esprilere dönüşmeye başladı falan. Sonra Virginia Woolf işte 7-8 yardımcıları varmış mesela çocukluğunda evlerinde falan. Sanıyorum bütün hayat boyunca oldu hep bir yardımcısı. Böyle bir şey doğdu kafamda. Böyle sorgulayan Helen olsa, onun üzerinden söyledikleri cümleleri üzerinden sınıf eşitsizliği üzerine bir şey yapabilir miyim acaba diye başladım. İlk karikatür çok sevildi. Sonra espri de verdi. Öyle devam ettim. Arada çiziyorum yani çok keyif alarak. Peki son bir soru olarak belki biraz pandemi sürecinden ve bu sürecin sizi nasıl etkilediğinden bahsedebiliriz.
Çünkü sanat dünyası, galeriler, müzeler biliyorsunuz çok zor bir süreçten geçiyor. Çünkü her yer kapalı. Evet. Karantina önlemleri. Pek çok sanatçı da bu maddi açıdan birçok sıkıntı yaşıyor bu süreçte. Belki sizin için daha farklı bir dünya olabilir, bilmiyorum, karikatür çünkü daha baskıya yönelik olduğu için. Peki bu süreçte Ramderer neler yapıyor, nasıl vakit geçiriyor? Ya ben de herkes gibi çok etkilendim. Yani ilk zamanlar çok depresifti. Hiçbir şey yapamadım yani bir ay boyunca. İlk bir ay, ilk başladı. Kapandığımız zaman, kendi ilimizden kapanmıştık o zaman tabii ki çok korkarak. Fakat sonra normalleştirmek gerekiyordu hayatımızı en azından. İşte günlük şeylerimi yapmaya başladım, alışkanlıklarımı. İşte ufak ufak resim, desen, işte karikatür falan. Çünkü mizah dergisi de almadı kimse o sırada. Yani Tabii. hiçbir şeye dokunamıyorduk çünkü falan. Sonra şey oldu. Yani böyle bir rayına oturdu. Bir ara bayağı çalıştım aslında. Tuhaf, verimli bir şekilde çalıştım. Fakat şu son 2 aydır mesela gene çok depresif geçiyor. Yani benim için. Yani o ilk kapandık. İsteğimizle kapandık. İnanılmaz bir korku yaşadık. Şimdi de tuhaf bir korkusuzluk. O da beni korkutuyor. Anlıyor musunuz? Tabii ki. Yani bir de biz evde işte yani tek olsanız onu kontrol etmek daha kolay. Kapanırsınız. Yani bilirsiniz kiminle ne kadar mesafede ilişki kurabileceğinizi. Ama biz gidip yani bir sürü insan eve girip çıkıyoruz. Dolayısıyla bu açılma bazen beni çok korkutuyor ve böyle şey yani anormal bir durum. O yüzden son böyle birkaç gündür şey hiçbir şey yapamaz haldeyim. İşte o yüzden okuyorum falan işte bir şekilde. Yani aslında ne yapabilirsem, neye konsantre olabilirsem onu yapmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Harika. Hı. Peki o zaman katıldığınız ve sorularımı da cevapladığınız için çok teşekkür ederim Ramide Hanım. Söyleşimizin ilk bölümünü burada bitiriyoruz. Eğer katılımcılarımı da soru sormak isterlerse YouTube'dan veya Zoom üzerinden soru cevap kısmına yazarlarsa biz de size iletebiliriz. Katıldığınız için çok teşekkür ederim Ramide Hanım. Ben teşekkür ederim. YouTube'dan bir soru var Ramide Hanım, onu ileteyim isterseniz. Tamam. Merhabalar. Türkiye'de hayatımında midaha fazla yer kalmadı gibi. Siz diğer sanatçılardan beslenme ve etkilenme anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Yeni çiter kadınlar geliyor mu arkadan? İlkini çok iyi anlamadım ya. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu Diğer şey pandemi. sanatçılardan beslenme ve etkilenme durumunu. Nasıl değerlendiriyorum? Evet. Zaten bundan bahsetmiştim ama yani kafanızın her şeye açık olması gerekiyor. Yani beslenme derken aslında öyle bir şeyden bahsettim. Yani bir sanatçı olarak sinemadan da yani çizer olarak illa bir çizeri izlemek zorunda değilsiniz. Yani edebiyattan da beslenebilirsiniz, sinemadan da hepiniz, yani hepsi sizin için ilham verici olabilir. Sizin, yani aslında sizin bakışınızla alakalı bir şey bu. Siz sinemada gördüğünüz bir sahnedeki bir şeyden ilham alıp onu karikatürize edebilirsiniz. Yani tıpkı işte Virginia'yı Woolf'u okurken onun sözcüklerini başka bir şeye dönüştürmek gibi yani. O sizin neyi alacağınız, neyi neye dönüştüreceğiniz, nasıl ilham alacağınız sizin bakışınızla alakalı bir şey. Sanatçının bakışıyla alakalı bir şey. Öyle diyebilirim. Diğeri neydi? Ha, tabii yeni çizerler var. Bayan yanında özellikle yeni çizerler, çok genç çizerler, 17-18 belki
yani 20'li yaşlarda falan. Geliyorlar yani. Çok iyi, gümbür gümbür. Harika. Evet. Peki, Zoom'dan bir soru var Seval Şahin'den. Merhabalar, çok güzel bir söyleşiydi. Çok teşekkürler. Ramide Aynen. Hanım, edebiyattan beslendiğini söyledi. Hiç sevdiği roman, hikaye kahramanlarını çizmeyi düşündü mü? Düşünmedim. Ama öyle kahramanlar yaratıp, kendim yaratıp çizmeyi düşünebilirim. İsterdim. Peki. Çok güzel olur diye bir cevap geldi. Şu an başka sorumu yok gibi Ramide Hanım. Sanırım söyleşiyi burada bitirebiliriz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Harika bir söyleşiydi. Ben teşekkür ederim. Son bu bir nazik davetiniz için. Sağ olun. Rica ederim. Son bir dinleyiciler için not bırakalım buraya. Ramide Hanım'la yaptığımız bir yazılı söyleşiyi de yine sanatkritik.com üzerinden okuyabilirsiniz. Bu söyleşiyi de daha sonra YouTube kanalım üzerinden tekrar izleyebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim ve iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.